Demek ki siz de burada sabahtan akşama kadar çekirdek çitliyorsunuz ha? Ha vallahi Cahit amca. Bizim de tek eğlencemiz böyle darı koca burada oturup çekirdek çitlemek. Ben de kendi hayatımı sıkıcı bulurdum ya. Haklısın Cahit amca. Burada oturup çekirdek çitlemek televizyon karşısında zap yapmak kadar heyecanlı değer. Laf sokmakta da ustasın ha? Başka konularda da ustadır Cahit amca. Ne gibi? Kroşe, aparkat falan gibi konularda. Senin usta olduğun bir konu yok mu? Olmaz mı? Ben de kum torbası olmak konusunda gayet ustayım. Bütün gün böyle geçmez. Ben şu televizyonun başına gideyim, şu çerezlerimi bir güzel güpleteyim. Hadi bakalım. Hadi, Sıdıkçığım, biz de bir doktora gidelim, geç kalmayalım. Hadi canım. Doktor mu? Hayrola? Kontrola gideceğiz de. Biliyorsunuz bir bebek bekliyoruz. Usta olduğun tek konu kum torbası olmak değilmiş ebe gümeci. Hadi bakalım, size iyi kontroller. Hadi biz de gidelim. Taksime bir iki. Ne oldu Neriman abla ya? Bir yanlışımız mı var? Ne biçim bağırıyorsun öyle? Adam dövecek gibi. Biz burada yolcuya hizmet için varız. Biraz kibar ol. Burada abla ben yıllardır böyle bağırıyorum ya. Geçmişi unut. Artık geleceğe bakacağız. Gelecekte de ben varım. Adam edeceğim size. Adam. Otur şuraya. Duydun mu? Adam olsun. Karışma. TZA51'in şoförü nerede? Burada. Benim. Sen mi? Evet. Ama sen kadınsın. Evet. Kadını. Bak. Bu masa. Bu kahve fincanı. Bu da çiçek. Nasıl yani? Dolmuşu sen mi kullanıyorsun? Ne var? Kullanamaz mıyım yani? Yok, hayır. Yani bir kadın dolmuşu nasıl kullanır? O biraz benim garibime gitti de. Niye garip geldi evladım? Seni bir kadın doğurmadı mı? Seni doğurmayı başaran kadın dolmuş kullanmayı başaramaz mı? Şey, yani ben onu demek istemedim. Ne demek istedin? Bir kadın doğurur, büyütür, garip gelmez. Besler, yedirir, garip gelmez. Ama dolmuş kullanınca garip gelir. Ne biçim beyniniz var sizin ya? Helal be! Bravo! 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 Dur! Dinlesin! Memur arkadaş dinlesin! Bize yakışmaz ya. Neyse bayan, ehliyet ve ruhsatınızı alayım. O niye ki? Arabanızı bağlayacağım da ondan. Niye bağlıyormuşsun arabamı? Sana hesap mı vereceğim ya? Arabanı bağlıyorum dedim, işte o kadar. Hop, hop. Bakalım ben arabamı bağlatacak mıyım, ha? Bir zengin olsam ben... Oh! Cennet burası olsa gerek. Gel keyfim, gel. Gel şöyle oturalım beraber. Şimdi trafik polisleri şaşıp yanılıp Neriman'ı çevirseler. Onlar bana vakti zamanında çok çektirdiler. Şimdi intikam zamanı. Parçala onları Neriman. Cahit amca. Buyurun benim. Biz karşıda ağlıyoruz. Sizin hiç umurunuzda değil bakıyorum. Polisler için mi ağlıyorsunuz? Onlar bana vakti zamanında çok çektirdiler. Şimdi birazcık onlar çeksinler bakalım. Hayır, Neriman teyze için ağlıyoruz. Ya bir kaza olursa, ya başına bir şey gelirse. Ya siz manyak mısınız be? Neriman'dan Azrail bile korkar be. Ağlayacaksınız İstanbul trafiği, İstanbul polisleri. İstanbul şoförleri için ağlayın. Ama Neriman teyze bir kadın. Ne biliyorum. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim. Unuttun galiba, ben onun kocasıyım. Bir kadın bu trafikte nasıl dolmuş kullanabilir ki Cahit amca? Kadınlar her şeyi erkeklerden daha iyi yaparlar kızım. Erkekler kadınların daha iyi yaptıkları belli olmasın diye bazı şeyler onlara yaptırmazlar. Gerçekten mi?
yalandan. Tabii ki gerçekten. Erkek kadından biraz daha güçlüdür. Ama günümüzün gelişen teknolojisinde artık gücün de pek fazla bir önemi kalmadı. Ay, ne güzel konuşuyorsunuz. Sizi kadından sorumlu bakan yapmak lazım vallahi. Ama beni bir tek sen dinliyorsun diye böyle konuşuyorum. Benim akıllı kızım. Ben bakan olsaydım böyle konuşmazdım ki. Bakan olsaydım, kadınlar elinizin hamuruyla erkek işine karışmayın derdim. Aa, niye? Çünkü kadınlar her işi ellerine atarlarsa erkeklere yapacak bir şey kalmaz. Dünyanın dengesi bozulur. Ya. Ya. Neyse, bu kadar felsefe yeter. Siz şimdi Neriman'ı katiyen merak etmeyin. O aslanlar gibi işini yapar ve tekrar evine döner. Bak, bana bostancılı Neriman derler. Sen üstüne o üniformayı giydin diye kral mı oldun ha? Bana hizmet için varsın be. Ya sinirlenme teyze. Teyze senin anandır. Aman abla, biraz sakin ol be. Niye sakin ol ya? Dağ başı mı lan burası? Dağ başı mı? Arabayı bağlıyormuş. Bağla bakayım. Ama ben sizi bir bağlarım. Büyük İskender gelse çözemez ha. Hanımefendi, siz suç işlediğinizin farkında mısınız? Bana söyleyene bak. Asıl suçu sen işliyorsun. Neymiş benim cezam ya? Ne yapmış benim arabamda bağlıyorsun? Söyle. Neyse, cezası biz bağlarız. Boş ver Neriman teyze. Onlar bağlasınlar, biz çözeriz. Sen sakin ol. Amirim, ben destek çağırayım. Bu kadın başımıza bela olacak yoksa. Evet evet, çağırsak iyi olur. Pek tekin biri değil zaten. Deli midir nedir? Çağırın. Çağırın. Çağırın, istediğinizi çağırın. Siz emniyeti çağırın. Siz de televizyon kanallarını çağırın. Televizyon kanallarını ben çağıracağım. Çağırın. Ben de bağırıp çağırayım be. Durun. 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 Vay be. Demek Hayri Nisa Hanım arabayı bağlasınlar diye aramış. İyi taktik vallahi. Söz konusu başkası olunca iyi taktik de... söz konusu annen olunca taktik maktik sökmez. Ay Cahit amca, siz Neriman teyzeyi seviyor musunuz, nefret mi ediyorsunuz hiç anlayamıyorum ben. Kızım, evliliğin ilerleyen yıllarında sevgiyle nefret birbirine karışır. İkisi ayrı ayrı hiç bulunmaz. Hep iç içedirler. Yani biz de ileride böyle mi olacağız baba? Kesinlikle. Aa, biz öyle olmayız. O zaman sana bir soru sorayım. Sen televizyonda en çok hangi programları izlemeyi seviyorsun? Aşk dizilerini. Sen? Maçları. Peki sen en çok hangi yemekleri seviyorsun? Organik olanları. Sen? Izgara eti, köfteyi, şişi. Peki en çok hangi içecekleri seviyorsun? Diyet olanları. Sen? Ben söylemeyeyim, Rütük gençleri kötü alışkanlıklara yönlendiriyor diye ceza keser. Gördünüz mü? Hiçbir ortak noktamız yok. Cici mayları geçince ileride ne yapacaksınız? Ay Cahit amca haklı Metin, biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Biz bir arada olamayız hayatım. Yol yakınken dönelim Metin. Bir dakika canım. Bizim aramızda senin çoktan unuttuğun bazı ortak noktalar var. Var mı? O zaman ben sana şimdi bir hikaye anlatayım da... ilerideki yıllarını düşün evladım. Şimdi bir ailede... anne ve baba çok kavga ediyorlarmış ama akabinde hemen barışıyorlarmış. İlerleyen yıllarda kavgadan sonra barışmamaya başlamışlar. Kızları sormuş. Yahu anne baba, siz eskiden kavga edip hemen barışırdınız. Şimdi ne oldu da hemen barışmıyorsunuz demiş. Anne baba birbirlerine bakmışlar. Anne cevap vermiş. Evladım, eskiden bir kuş vardı. Biz kavga ettiğimizde o gelir bizi barıştırırdı. Ama şimdi o kuş öldü. Artık barışamıyoruz demiş. Ay yazık. Kuş ölmüş demek. Peki başka kuş alsalar olmaz mıymış? Baba hadi Nalan, gel biz karşı tarafa bakalım. Belki onlar annemden başka kuş, başka kuş almış da. Başka kuş. Kuş, kuş kafeste Nalan. Ay başka kuş dedi ya. Kuş öldü, öldü, kuş öldü. Ay,
de iyice geç oldu. Nerede kaldı annem acaba? Ha, Yunus Hanım'ın telefonunu dikkate almamış olabilirler mi? Olur mu canım? En yüksek makamdan halletmiştir işi. Kesin bağlamışlardır arabayı. Sakın Neriman teyzeyi de arabayla birlikte bağlamış olmasınlar. Nalan. Tamam. Ya çıkıp arasak mı? Ay saçmalamayın canım. Annemi tanımıyor gibi konuşuyorsunuz. Tamam. Annemden haber almayınca endişelenmek gerekiyor. Ama annem için değil. Ülke için. Aha. Anne, ne oldu? Merhabayın. Merhaba. Merhaba anne. Merhaba. Bir trafik ekibi bu bayanın kullandığı dolmuşu bağlamak istemiş. Sonra yardım çağırmışlar. İki ekip daha gelmiş. Sonuç olarak şu an trafik şubesine bağlı 3 ekip ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yatıyor. İstanbul Emniyeti'nin genel güvenliğini sağlamak için bu bayanı getirdik, size teslim ediyoruz. Lütfen dışarı çıkmasına izin vermeyin. Tamam memur bey. Biz ilgileniriz. Merak etmeyin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi. Anne. Bak bu sabah ettiğimiz bütün lafları geri alıyoruz. Tamam, kadınlar da dolmuş kullanabilir. Ama gözünü seveyim, bu sevdadan vazgeç. Senin yemeklerini çok özledik be. Aslında ben de mutfağımı özledim. Bu sevdadan vazgeçiyorum. Bravo! Yanarsın, mümkün değil direnmek. Büyüyemezsin asla, evlat her zaman.